Metin'cim bak tabağında hiçbir şey yemedin. En azından peynirleri yani. Ben okuldan simit alacağım. Ah annemsin sen benim. Al en güzel simitleri al. Annem ben sana para veririm. Gidersin en güzel simit alırsın okulda. Kahvaltı bitmeden evden çıkmak yok. Niye canım? Çocuğun canı simit çekmiş. Gider okulda simidini yer. Değil mi anne? Yersin en güzelini yersin. Oh! Çetin, sütünü iç anneciğim. Bak hiç içmedin sütünü. Ben meyve suyu içeceğim. Yok meyve suyu. O süt bitecek. Aa, Ömer sen de bir garipleştin yani. Çocuğun canı meyve suyu istiyor. Ay ben senin meyve suyu isteyen ağzını yerim. Getiririm ben sana şimdi. Hayatım şımartmasana şunları. Tamam. Kahvaltı benim işim. Ben getir. Nay 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 nay. Çiki çiki çiki. Şimdi aşkım. Yağmur yağmıyor ki akıllım. O benim süt ninem. Aptal süt biliyor ki. Şişt, aa, ne biçim şeyler konuşuyorsunuz öyle ya? Hayret bir şey. Gel oğlum sen. Gel tabağını ver bana. Süt dileme tabak koymuyor musunuz? Yani tabak mı koyayım süt dinene? Evet, o da kahvaltı yapacak. Süt dinene evde kaldı. Oğlum tamam bak servis geldi. Zaten geç kalıyorsunuz. Hadi bin bakalım bırak süt dineyi. Bana ne bana ne? Süt dinem olmadan gitme. Ya çok affedersiniz çocuk evde önemli bir şey unutmuş. Ben iki dakika içinde alıp geliyorum olur mu? İki dakika sadece. Tamam iki dakika gel. Peki. Kardeşim. Aa, sen gitmedin mi Elif? Ben gittim Ömerciğim. Bitti işim geri geldim. Ömer beni delirtme ya. Süt nine midir ne karın ağrısıysa Tekin evde unutmuş. Beni yolladı yukarı serviste beni bekliyor. Nerede bu zıkkım? Odası nedir? Odasına bak. Fış fış kayıkçı. Sana çok selamı var. Dedi ki hava çok güneşli dedi bana ihtiyacı olmaz dedi. Şapka ile gözlük yolladı sana al. Yalancı süt dinen nerede? Of Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tekin bak oğlum odanın her tarafını birbirine kattım. Altını üste getirdim süt nine falan yok odada. Belki banyo yapıyordur. Oğlum. Oğlum sen beni biraz önce eve yollarken neden söylemiyorsun süt ninem banyodadır diye de ben banyoya bakmıyorum da odayı talan ediyorum. Tamam. Şey yapıyorsun. Süt ninesiz gidiyorsun bugün okula o evde dinleniyor. Hadi oğlum. Yarın bunu Tekin. Tekin. Ay şey kusura bakmayın ben şimdi yakalayıp getireceğim. Hemen geliyorum hemen. Kusura bakmayın hanımefendi. Ay yapmayın ama okula git ben işe gidiyorum. Ama Tekin. Tekin. Ay. Aman be, aman. Ha. Ay Ömer aç ya, aç. Ha Ömer. Merhaba. Kusura bakmayın benim en küçük çocuk ateşlenmiş. Eşim de onu doktora götürmüş tabii o yüzden. Gelemedi ben de palas pandırası içtiğinizin alıp anca gelebildim. Önemli değil Elif Hanım, buyurun. Ne oldu? Tekin kötü bir şey mi yaptı? Ay çok kötü. Çok kötü bir şey yaptı. Şey yaptı. Okul malına zarar verdi. Cam kırdı. Ne oldu? Bu seferki durum biraz daha ciddi. Nasıl yani? Öğretmenini şemsiyeyle vurmuş. Aa! Aa! Şemsiyeyle size vurdu. Ay! Ben çok özür diliyorum. Tekin adına çok özür diliyorum. Annesi olarak çok özür diliyorum. Yani ben şimdi bu akşam eve gittiğimde ben Tekin'e çok ciddi, çok büyük bir ceza vereceğim. Mesele sadece şemsiyeyle bana vurması değil Elif Hanım. Eyvah.
Eyvahlar olsun, daha ciddi bir şey var. Biri yaralandı. Ne oldu? Ne oldu? Öğretmenine şemsiyeyle kendisinin vurmadığını, süt ninnesinin vurduğunu söylüyor. Oğlunuzun hayali bir arkadaşı var. Bunu biliyorsunuz herhalde. Evet, yani böyle evde bir şemsiye bulmuştu. Ona süt ninem diye isim takmış, yapmış. Benden onun için ayrı bir sıra istedi. Vermeyince de... Hay Allah, bu ilginç çocuklar değil mi? Ya hele Tekin, yani çok enteresan. Değişik, yani hayal gücü geniş bir çocuk. Yani oyuncu mu olacak, sanatçı mı olacak? Bu yakında ailenizden birilerini kaybettiniz mi? Ay yok, Allah korusun. Çocuklar bir yakınlarını kaybettikleri zaman genelde böyle hayali bir şeylerin arkasına sığınırlar. Ya da ağır bir üzüntü yaşadıklarında, hayatlarında keskin bir takım değişiklikler olduğunda. Tekin hayatında böyle bir değişiklik var mı? Ben biliyorum, ben işe başladım diye oluyor bütün bunlar. Sen merak etme hayatım. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Bak ne diyeceğim, dün sabah programında seyretmiştim. Bununla ilgili bir şey vardı. Bir dakika. Bir dakika. Sen sabah programı seyrediyorsun. Ya televizyon açıktı, öyle kulağıma çalınmış işte. Aa. Yani. Ya ne var, seyrediyorum, tamam. Tamam, tamam. Tamam, dalga geçmiyorum. Yani, tamam ya, tamam. Ciddiyim, çok ciddiyim. Tamam. Yani anne babaların birbirine destek olması çocukları en mutlu eden şeymiş. Yani birbirimize sarılmamız gerekiyormuş onların yanında. Ruhsal açıdan yani. Sarılıyorsun, her şey halloluyor öyle mi? Bir denemekten de çıkar ki, değil mi? Hı? Allah Allah. İyi de çocuklar uyuyor Ömerciğim. Olsun. Biz şimdi provamızı yapalım. Sonra çocukların yanında zorluk çekmeyelim, ha? Allah Allah. Kimi istersem o kalır, kimi istersem o gider. Anlaşıldı mı efendim? Anlaşıldı. Evet, çok memnun oldum. Hoşça kal. Süt nineyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.